yani suların çekilmesiyle ilgili işte aslında küresel anlamda bir tane bir yozlaşma var. Yani buzların erimesiyle ilgili bir zarar var dünyada. Ben gördüğüm kadarıyla hani kendi bakış açımla ilgili. İşte atmosfer basıncının işte ozon tabakasının delmesiyle ilgili suların çekilmesi. Bu insanların doğa vermiş olduğu zararı gösteriyor aslında. Kullanmış olduğumuz temizlik malzemeleri, hijyenik malzemeleri, kullanmış olduğumuz arabalardan çıkan zararlı kimyasal maddeler ile birlikte doğaya çok fazla zarar veriyoruz ve bunun farkında değiliz. Buna bir takım yeni düzenlemelerin gelmesi gerekiyor bence. İnsanların daha bilinçlenilmesi gerekiyor. Özellikle insanların doğaya verdiği işte çöplerin atılması, sulara verilen zarar. Hani bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zihin anlamda da bunu söyleyebilirim. İşte küresel anlamda da bir şeyler yapılması. İşte insan hakları evrensel bilgisindeki geçen o maddelerin uygulanması gerekiyor. Sadece hani bir ülkede değil, bütün ülkelerin bütünsel bir anlamda işte Tanrı'nın bize vermiş olduğu bu evreni, bu dünyayı en iyi şekilde temsil edip daha yaşanılabilir bir hayat, daha temiz bir hayat ve çevre sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Barajlar çekilmiş abi, barajlarda hiçbir şey kalmamış. Yağış yok, bir şey yok. Yani yağsa da iyi olur, barajlar dolsa iyidir. Hem çiftçiler için hem köylüler için gerçekten sıkıntı çoktur. Vallahi hepsi mağdur olur. Yani şu an görüyorsun bu hastalıktan dolayı ne iş var ne güç. Ya köylünün geliri yap oralarda. Yağış olmasa, sulama olmasa, baraj olmasa boş. Hepsi perişan olur yani. Barajların çekilmesinin en büyük sebebinden biri o kumların, millerin barajlara dolmasıdır. Bilhassa onları boşaltması lazım. Onlar boşaltmadığı sürece, yağmur da yağsa, kar da yağsa, çünkü içi dolu mildir. Su depolama yapmaz. Onları yazın, su çekildiği zaman onları kepçeyi, şuyunu kuracak içine o kumları boşaltacaklar. Kum boşaldığı zaman, kuyu boşaldığı zaman kuyu su depolamaya başlar. Dolu olursa su depolama yapmaz, taşar. O milleri boşaltması lazım.